Alırdık abi biz Evet defteri vardı böyle yazardı tabii, değil mi? Tabii tabii. Herkes de tanırdı. Yazardı. E güzeldi abi verirdi. orta direkt zamanları. Tam orta direkt zamanlarıydı. Düşünsene. AVM kapınıza geliyordu ya. Tabii sen yani, evet. <laughs> evet. O hatta onu e, en güzel Levent Kırcan'ın kameramanı vardı. Tam teçhizatlı e, kameraman Cevat Kelle Cevat vardı ya. Kelle. Sinan Benger. Evet. <laughs> Mu muazzam. Tam onun gibiydi eskiden yani. Tabii, tabii. Seyyar satıcılarımız böyle gelirler evet. her şey. leğenden tutmandıla kadar her şeye kadar. Her şey var. Her şey var. Aradığın her şey ayağına geliyor. Evet. Şimdi sen gidiyorsun, bir sürü para ödeyerek. Evet. Huzursuz, her tarafı elektrik kabloları olan betondan bir yerin içine girip, değil mi? Ya onu da e, benim Hacettepe Üniversitesi'nde Sinan Bozkurt var arkadaşım. O daha farklı bir test çalışması yaparken söylemişti. Esasında AVM'ler evet, belki çok eleştiriliyor ama. Zamanlar, zamandaki alestalardan tutun da e, şuna kadar işte, kadınların oralara tek başlarına girmesi yasaktı. E, AVM'ler bir şekilde e, kadınların, e, çocuk sahibi olan özellikle kadınların, kendilerini, çocuklarını da rahat bırakabileceği ve kendilerini de daha huzurlu hissedeceği, daha fazla rahatsız olmayacağı bir yer olarak böyle bir tez yazmıştı Hacettepe Üniversitesi'nde ama Darsu böyle bir çalışma yapmıştı, yaptırmıştı öğrencilerine. Bana söylediğinde çok mantıklı gelmişti. Hani işin diğer tarafından bakacak olursak, diğer penceresinden bakacak olursak yani olabilir. İşin sosyolojik kısmı evet, çok sosyolojik çok kısmı farklı, olabilir. Evet. Ben işin ruhuyla ilgilendiğim Ruh, Ruhu için farklı. Arazi... Ruhu farklı abi. Ruhu farklı. Farklı. Samimiyet yok. Ne Her zaman yok. parklar daha güzeldir yani evet. çocuğunla beraber. O zaman e, futbolun ellerinde bence üçüncü soruyu görebiliriz. Tamam. Sevgili Ümit Aktan izliyorsa o da biliyorsun seninle birlikte cevaplandırıyor Ümit evet. abi de o, hiç. O, o hafızası benden çok Muazzam daha iyi yani. bir Muazzam bir yani. kültürü var evet. Ümit abinin de. Selamlarımızı gönderiyor. Keşke onun yarısına sahip olabilsem dediğim insanlardan yani. Estağfurullah. Ama Ümit abi çok, çok doludur. Evet. Hangi isim Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla gol kralı olmuştur? Raul mu? Daha fazla golle kral. Famnister Roy'dur. Daha fazla gol kralı olmuştur. Daha fazla golle kral değil de daha ha, ha, fazla Daha fazla gol kralı olmuştur. Üç kere Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu, iki kere gol kralı oldu gibi. Ha. Ya ben Raul diyeceğim ya. Yani bilgim yok. Sadece hani o kadar yıl oynaması noktasında. Ee, Real Madrid, o Vicente evet, o zaman da atmışlardı 1-0-1-0. E, ee, geldi. iki sene sakatlandı. Manchester United eyvallah. Altı koydu. Ama sanki Raul gibi geliyor. Bana. Raul gibi geliyor. Raul Mehmet gibi geliyor, Gül evet. Raul e, demiş. Elif Keskin Raul ama hiç emin değilim demiş. Ahmet Demirtaş, Özkan, Habil, Mustafi, Rutfan Nisteroy demişler. Hamza Erdem Raul demiş. Abdullah Oluç e, Raul kesin bilgidir demiş. Emrah Fanistler Raul demiş. Veysel, Eyüp, e, Hasan Orhan, e, Yahya Güzel, Umut Semiz, Ramazan Akkoç, Batuhan Gün, Yunus Emre Satıcı ne demişler? Lütfen ister öyle. Raul, demiş. Raul demişler. Raul demişler Hasan Kalbeçi fanistler Raul demiş. Artur, Mustafa Çelik, Raul, Abdullah Raul, e, Erbay Raul, Raul demiş. Gelsin hocam. Bakalım abi, evet. Ben de merak ettim hakikaten. Bilmediğim bir şey çünkü yani. Evet, lütfen cevaba bakalım. Ruud van Nistelrooy 3. 3 kez olmuş. 3 kez ve 2 kez de Raul. Bak bunu bilmiyordum yani hep mantık olarak Raul geliyor akla yani. Akıl seni hep Raul'e götürüyor. Ak akıl, akıl Raul hep Raul'e götürüyor. Raul ne yaparsan, yaparsan hep gidersin yani evet. Bir daha karşılaş 10 yıl sonra hatırlayamam ama herhalde Raul'dü dersin. Evet, yani burayı bu şu sekansı hatırlayamazsam Raul derim yani. Evet. Ben hep şu ikilinin kıyaslanmasından korkarım genelde Avrupa kupaları kıyaslamasında. Roy Mackay, Ruud van Nistelrooy. Abi yani... İkisinin Roy... de azgın bir dönemleri var. Evet. Bu. Acayip abi. Roy makay büyük santrofordu <laughs> yani. yani Değil mi? Abi hakikaten çok büyük santrofor yani. O tipte santrofor yok artık Avrupa'da. Çok fazla yok. Yani... Belki Luis Suarez'i işte e, koyabiliriz. Hani evet. tipleme olarak. Yani tipleme şey Santrofor tiplemesi olarak. Yok hakikaten yok. Çok yok. farklı bir adamdı abi. Evet. Çok farklı bir adamdı. Ve büyük işler yaptı. Kaç çok takımda yaptı. yaptı. Her tarafı salladı. Acayip bir adamdı ya. Biraz sanki... Acaba e, biz mi eskiyoruz, yaş alıyoruz ve orta yaş sınıfını artık ayaklarımız yere basıyor bilmiyorum ama. Yani ben Van Nistelrooy'den, e, Roy Mackay'den. Onlardan aldığın keyfi artık almıyorsun. Al, Jimmy Floyd Hasselbank'ten. Abi tabii canım. Andy Cole. E, Dwayne York'tan. Dwayne York. Andy Cole ikilisi abi. He. Muazzam ikiliydi yani. Emil Eski. Dönüşler Kim bile kamp. bak kaldı. Emil Eski'yi bile şey evet. diyoruz evet. yani. Eski'yi sevmezdim ama ha, evet. o bile, o, o bile, bile daha farklı bir şey e, bence. yapıyordu. Bence. O tip oyuncular artık sanki göremiyor muyuz azaldı mı düşme yani ne oldu. Şöyle algılanabilir. İkardi bana o keyfi veriyor mu tam bence vermiyor. vermiyor. Bana Kavani veriyor bak mesela. En Edinson Kavani, Kavani eski bana isim, veriyor değil. eski isim abi o evet. şey old school golcü abi o tamam mı evet. veriyor evet. bana o keyfi. Ya tabii bu nostaljiyle yaşamak değil. Ee, nostaljiyle sürekli yaşarsan e, ileriye dönük adım atamazsın. Bu evet. Farklı bir şey onu karıştırmıyorum ben ama e, o keyif farklıydı hakikaten. Yani e, 90'lardaki futbol keyfi hakikaten çok daha farklıydı. Özkan Malkulov'unu söylemiş. Alan Shearer. Tabii. Şimdi Robbie Fowler. Robbie Fowler evet. Abi Steve McManaman gibi bir oyuncu arıyoruz. Patrick Berger vardı Liverpool'da. Oo. Nasıl Berger, bir çektör? Tabii abi. Evet. Yani acayip bir oyuncu. Çekenin kralı Patrick Berger bir evet. kere yani. Evet. yani. Rosichki'den öncesi hatta. Rosichki öncesi Patrick Berger vardı. Hatta e, gidip e, evlenip yani final öncesi gidip evlenip ondan sonra tekrar eee şeye kampa gelen 96 Avrupa Şampiyonası'nda Liverpool'da oynayan yedek oyuncu vardı. Sonradan girerdi galiba. Yani. Simiçer miydi galiba? Simiçerdi galiba. Simiçer. Evet. Liverpool'u Simiçer miydi? Evet, Simiçer. Galiba Simiçerdi. Yani o vardı. Çok acayip. Poborski'nin falan verdiği keyfi şu anda kimse vermiyor yani. Ahmet Demirtaş mesela Elber'i söylemiş. Giovanni Elber. Wolfsburg, Gabriel Batistuta'yı. Tabii. söylemiş. Hernan Crespo'lar bile. Geçen gün çıktı. Nuno Gomez, Rui Costa. Oh. Ya baksan abi neleri izlemişiz yani. Biz e, e, hani aynı 10 yıllık dilimde 100 tane müthiş santrifor izledik mesela. Evet. E şu anda işte dünya futbolu çok fazla Messi mi Ronaldo mu geyiğiyle her taraf yandı kavruldu. Tabii büyük oyuncular bunlar ama bunlar bıraktığı zaman elimizde Neymar'la Mbappe mi kalacak? Şöyle boynumuzu büküp evet diyoruz. onlar da özel oyuncular, müthiş oyuncular çok şey. İşte Tino Vermeer'i koyabiliriz Leipzig'te belki. Yani. Hani koyabileceğimiz oyuncular seviyesinde. Acaba. Koyar yani şey belki o keyfi vermeyecek ama Tabii futbolda me mekanikleri de değişti. Çok daha mekanik bir oyun oldu. O zaman daha görseldi futbol. Ama o meka yani şu mekanik oyunda Roy Mackay oynamaz mı? Oynar. Van Nister oynamaz mı? Oynar. Sakatlık öncesi Nister. Yani, Marko Van Basten. Gel burada takır takır oynar yani. Tabii. Marko o Van kadar Bassen geriye abi. gitmedim ama o kadar geriye Martin Dahlin İngiltere'de hani <laughs> e, çok başarılı evet. olmasa da işte bir Borussia Mönchengladbach hadisesi vardı. 4 gollü 5 gollü bir sezonu vardı. 26 maçta 4 veyahut da 5 gol atmıştı. Oynar abi Martin Dahlin büyük golcüydü yani. Zamorano'yu söylemiş İvan mesela. Zamorano, Salas. Marcelo evet. Salas abi. E, Ruben Sosa vardı Inter'de. O muazzam oyuncuydu. İbrahim Paşa Inzaghi söylemiş. Ben Inzaghi'yi o listede tutmuyorum. Yok ben de tutmuyorum Ama Dinatale'yi söylemiş. Evet olabilir. Ha, evet. Evet. Tamam Dinatale o listede kabul edebileceğimiz edebileceğim isimlerden. Öz hakiki Trezege mesela. Heh. David Trezeguet. David Trezeguet abi. E, Fernando Cavenaghi vardı. Cavenaghi. İyi golcüydü abi Cavenaghi. Çok, çok iyi golcüydü. Cavenaghi. Bordo. Bordo. Sonra Ar Arjantin'e gitti. Arjantin'e Arjantin e gitti. gitti. gitti ha? E, muazzam oyuncuları izledik. Şimdi sanki futbol bana biraz daha e, basitleşmiş, sadeleşmiş gibi geliyor. Yani o işin tamam çok güzel bir pasta yiyoruz yine ama Hı -hı. üzerindeki o süs yok, kremada ahenk yok, mumlar yok gibi geliyor. Biraz eksik ya bir gibi. de şu var mesela ben kendimi de hep, hep sorguluyorum diyorum ki yani bu kadar geçmişteki bu kadar isim aklımdayken niçin yeni oyun düzenindeki oyuncular bu kadar aklımda kalmıyor? Bende mi bir sıkıntı var? Nostalji özlemi mi diyorum yoksa aradaki futbol farkı mı? Görsellik mi? Cevabım hep son şık oluyor. Bende bir sıkıntı yok. Futbolda sıkıntı var yani. Neden biliyor musun Çünkü televizyonda oturuyorsun bir akşam Avrupa Kupası maçını izlerken bir oyuncu görüyorsun ya bu kimmiş diyorsun ha bu Roy Makay'mış diyorsun ve oyunuyla her şeyle evet. tarzı öyle bir yere ediniyor ki onu bir daha asla unutmuyorsun. Yok. Unsur. Sorun orada yani oyuncular evet. çok akılda kalıcı isimlerdi. Yani evet. Hatta şunu sorabiliriz yani normal sezonlar devam ederken diyelim şu Covid öncesinde kaçınız normal bir 90 dakika hiç telefonunuza bakmadan bitirebildiniz? Veyahut da sosyal medyayla ilgilenmeden bitirebildiniz? Bizim ligimizde mi? Şey de dair buna bakma çünkü Premier Lig'de de işte Liverpool maçı izliyorsun İnsanlar o esnada kendisinin gördüğünü başkası yazmış mı diye alıp tekrar sosyal medyada bakmaya başlıyor. Evet. Benim düşün, benim gibi düşünmüş mü atıyorum Ali abi Uğur abi bilmem ki öyle düşünmüş mü diyor. Yani hep bir elimiz şeye kayıyor eskiden böyle bir imkan yoktu gözümüzü böyle dikerdik yani. Tabii. Ve bu oyuncuları izleyebileceğimiz binlerce mekan yoktu. Yok. İşte sosyal medyada. Nerede, nerede? YouTube'da, sosyal paylaşım ha. sitelerinde, internette. Hadi bir izleyeyim. Gol Verildiği de, zaman. Yoktu. Karşımıza Değil çıktığı zaman. zaman. Vardı ve orada o kadar aklımızda kaldılar evet. ki oynadıkları futbol çok büyüktü. Başka O kadar haydi. büyük futbol görmüyorum. Yani Timo Werner, bir vazgeçilmez midir ya da Icardi vazgeçilmez midir? Hiç öyle bir oyuncu gibi gelmiyorlar ama Makay takımı için vazgeçilmezdi. ファンミスター evet, evet. Roy takımı için vazgeçilmez. adamlar abi. Arsen Wenger onu transfer edip hatta bir sene Manchester testlerinde tedavisini sürdürmüş Yani sakat olduğunu bilerek almıştı yani. Dik Wenger gelmiş. Alex Ferguson, Ferguson yani evet. Uzun bir sakatlığı evet, vardı çünkü evet. ve beklediler. Beklediler abi. Ve karşılığını verdiler. Aldılar verdi. abi. Yani. Çünkü da, veriyordu. Veriyoruz. Evet. Peki Luka Toni Luka Toni abi tabii. Bak şu gol sevinci vardı Mehmet onun değil bin. mi böyle? Evet. Şöyle yapardı Luka İyi golcüydü evet. o da. Hakikaten iyi golcüydü bak. Özkan Torandre Flu demiş ama Flu, Torandre Flu o e, biraz daha Anderson. E... Kenneth Anderson tarzıdır o. Öyle diyelim. Evet. Fenerbahçe'de gelmiş ya. Evet. Yani Kenneth Anderson mu daha çok fazla iz bırakmıştır Fenerbahçe taraftarında. Pierre Van Oydonk mesela böyle düşün. Kenneth Anderson da şampiyonluğun mimarlarından birisiydi. Tabii ki. Rap rap rapa rap işlerle falan beraber ama her zaman Pierre Van Pierre daha Fenerbahçe. bir... E, Model olmuştur yani. Çünkü o ekolün oyuncularından biriydi işte. Evet. Oydu abi izliyorduk yani. İzliyorduk. Ne yapacaktı izliyorduk Tabi yani. Tabii canım. Oturup Net Fenerbahçe olarak. maçını izliyorduk. Dikkatli evet, bir şekilde. Öyle. İşimiz varsa bile erteliyorduk. Pierre van Oydon vardı. Duran top olsun evet. diye bekliyorduk. Abim, bey maket